İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh İman Muma benzer. Bu zat buyuruyor ki, bizi Rabbil alemin, Resûle uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem, üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden ona tabi olmak da ona iman etmektir. Ve gösterdiği yolda dost doğru yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam. Bu da İslamiyettir veyahut dini İslam. Ona uymak için de önce iman edilir. Sonra da Müslümanlık, iyice öğrenilir. Sonra farzlar yapılıp, kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp, kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder, onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denilir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. İslam'ın şartı beştir. Namaz, oruç, hac, zekat ve başta imandır ki bunlardır işte beş şart. Her kim iman edip de ibadet yapar ise mümin veya Müslüman denilir o kimseye. Bu dört farzı yapıp da hem kaçarsa haramdan olmuş olur o kimse tam olgun bir müslüman. Bunlardan bir tanesi bozuk olursa eğer o müslümanlık dahi bozuk olur bu sefer. Böyle iman insanı dünyada belki korur ama imanla ölmek çok müşkil ve zor olur. İman açık havada yanan bir muma benzer. Çabucak sönü verir, feneri yoksa eğer. Ahkamı İslamiye işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz hem kuvvetli bir iman hem de salih bir amel lazımdır ki bunlarla insan olur mükemmel. İman edip ihlasla amel eden bir insan olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa, düşer küfrün içine. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Ölmeden Önce Ölünüz. Peygamber Efendimiz, Mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demektir? Bunu İslam alimleri açıklamışlar. Ayeti kerimeleri Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin sözlerini de müctehid olan İslam alimleri açıklar. İşte bu hadis-i şerifi de İslam alimleri açıklamışlar ve buyurmuşlar ki, Dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacaksa, neleri yapmış olmayı isteyecekse, şimdiden onları yapması Ölmeden evvel ölmek demektir. İbadetlerin kıymeti imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil, olgunsa ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete yani Allahü Teala'yı tanımaya bağlıdır. Marifet ve hakiki iman da ölmeden önce olan ölmeye bağlıdır. Bu hal kimde daha fazla varsa onun imanı daha kamil, olgun olur. Bunun içindir ki Hazreti Ebubekir'in imanı bütün ümmetin imanlarından üstün oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir için yeryüzünde yürüyen, ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuştur. Ölmeden önce ölen kimse münakaşa etmez, yalan söylemez, haram yemez, gıybet etmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malında, mülkünde, makamında gözü olmaz. Ahiretteki hesabı ve o gün hangi halde olacağını düşünür ve daha dünyadayken kendi hesabını kendisi görür. Zaten Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurmuştur. Öldükten sonra olacak şeyleri düşünen ve o gün rezil olmamak için kendine çeki düzen veren bir kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Ve bu kimse de hiç kimseden şikayetçi olmaz. Ne şikayet eder ne de şikayet edilir. Ölüden kimseye zarar gelmez ki Peygamber Efendimiz "Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur." buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Dinin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyet'in hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek, kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı olan ve aklı olan ve bari olan erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olanların ölümü çok hatırlaması sünnettir. Çünkü ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. Bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır hem de sonsuz hayattır. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalıdır. Asıl maksat zengin olmak, şan şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıyız. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Gerçi suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur. Ancak milyonda bir de olsa tersi olabilir. Bunun için korkmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam son zamanlarda sayısı artan bir soru var. genelde işte aile içi bir konu ama işte kadın erkek ilişkileriyle alakalı tabii. Çokça geçenlerde de hatta işte bu kadınlara uygulanan şiddetle alakalı bir takım yayınlar da olmuştu. Hatta bunun günü filan da var işte yılda bir kere böyle anılıyor. Şimdi kadın erkek ilişkisi Müslümanlarda nasıl olmalıdır? Dinimiz ne emrediyor? Şimdi burada genelde kocasından şiddet gördüğünü söyleyen kadınlar işte bu tür soruları. ...yöneltiyor bize. Tabii keşke hani kocası da bizi dinlese de o anda ona en azından bir şeyler söylense ama e, kadına söyleyince de öbür taraf zaten duymamış oluyor. E, şimdi neye dikkat etmek lazım bu tür ilişkilerde e, bir Müslüman erkek ve kadın. Şimdi e, Mustafa Bey geçen, e, geçen evde yani geçen haftalar içerisinde gazetelerde vardı. Yerkaday'dan e, işte bu şekilde hani kocasına şiddet gören bir kadın mahkeme intikal ediyor falan. O sana e, bu yargıtay bozuyor. Mahkemenin vermiş olduğu karar da orada bir şey dikkatimi çekti. Hani bu tip şeyler e, mesela bizi ilgilendiren tarafı da var. Ehl-i Sünnet alimlerinden kitaplarından okuduğumuz ve naklettiğimiz ve hepimiz için ölçü olacak şeyler var. Bakıyorsun bunlar tek taraflı değerlendiriliyor. O Yargıtay'ın aynı şekilde bozma kararına dikkat ettim. E, şimdi hukuksa bu her tarafta aynı aç açığa çıkması lazım. Yani artık mahkemeye intikal etmiş. En yüksek e, mahkemeye götürülmüş. Orada e, erkek mesela e, kadına e, şiddet uygulamış. Mahkemeye intikal etmiş. Mahkemenin verdiği dainçekli bir üst mahkemeye götürüyor Yargıtay'dan. E, deniyor ki Yargıtay e, kadın tarafından da aynı şekilde tahrik edilmesi sebebiyle verilen ceza bozulmuş. ...diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu... ...yani hangi sebepten dolayı... ...bizim aynı şekilde anlatmak istediğimiz... ...buydu... ...yani ha. hukuk da aynı şekilde... ...hukuksa bu... ...madem ki aynı şekilde... ...tek taraflı aynı şekilde... ...ha öyle mi gidelim biz onu dövelim asalım... ...diyemez... ...ya yani suç tek taraflı... Heh, değil. oraya getirecek... Yani yüzde ...suç ha. bir taraflı değil... ...yani kadın erkeğe ne dedi... ...veya ne yapmadı... ...hangi hassas noktalarına hangi bantellerine bastı... ...çok özür dilerim, tenzih ederim... ...hani bütün kadınlarımız haşa öyle değil. E şimdi... E, ...kocasına kızıyor, başka erkeklere... ...aynı şekilde göz kırpıyor mesela. Bu erkek için çok büyük tahriktir. Hem demokrasi var... ...ben istediğimi yaparım. Niye evlendin o zaman? Şiddet işin... <laughs> ...sonuç kısmı oluyor. yani evveliyeti var yani. Bu <laughs> hareket noktası neresiydi? Ha, nereden getirdi? Ha diyeceksiniz ki efendim işte sadisttir. Tamam da sadistse başlangıçta niye evlendin o zaman? ...ölçülerin neydi? Neyi tercih ettin de aynı şekilde böyle bir adamla evlendin? Ve sonra... ...aynı şekilde e, bu iş efendim işte... ...eğitim işi, diploma işi. Eğitim derken... ...bugün de okul işi falan. E Mustafa Bey şimdi bakıyorsunuz boşanma oranları... ...üniversite bitenler arasında daha fazla. Ben iki profesör biliyorum. Karı koca... Ee, Adam şiddet uyguluyordu kadına. Yani gazetelere de çıktı bu. Sonra Değil boşandılar. Mi? Boşandılar. Yani. Bazen kadın aynı şekilde şiddet uyguluyor. O, o da olabilir. Kadın, tabii. kadın şiddet uyguluyor falan. Tahrik ediyor. Bilmem ne yapıyor. Şunu yapıyor. Parası vardır. Et Psikolojik et vardır, şiddet falan. de var yani. Şiddet deyince hemen dövme akla gelmez. Elbette. E şimdi yaşlı bir karı koca fıkra gibi anlatılıyor bu da. Bizim dönemimizde, bizim e, lise yıllarımızda vardı böyle bir fıkra. Ee, kadın aynı şekilde mahkemeye veriyor falan. Ee, diyor ki psikolojik aynı şekilde bana diyor baskı uyguluyor, şiddet uyguluyor falan. Benim diyor psikolojimi bozuyor. Cık, Allah Allah. Ne yapıyor diyor. Diyor ki kadın. Kendisi diyor söyleyeceğini söylüyor, 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 söylüyor. Ben söze başlayınca kulaklarını çıkarıyor diyor. <laughs> Benim söylediğimi duymuyor diyor. Yani. Bunun için diyor boşanma e, ee, tabii ölçü kaçınca, ölçü kaçınca ve gazetelerde de mesela bakıyorsunuz hep tek taraflı veriliyor. Diplomayla da alakalı değil. E, diplomayla alakalı değil, tek taraflı veriliyor. İşte kadın güya korunuyor. Kadın korunuyor da kadın da aynı şekilde erkek de haddini bilmeli, kadın da haddini bilmeli. Cenab-ı Hak her ikisini de aynı şekilde ayrı ayrı özellikle ve hususiyeti yaratmıştır bunun. Dolayısıyla İslamiyet, daha doğrusu allah Teala Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren kullarının dünyada rahat ve huzurlu olması, ahirette de ebedi saadete kavuşması için kurallar bildirmiş. Kaideler bildirmiş. Bunların tamamına din deniyor. Hatta bazı kitaplarda kanunu Rabbani ifadesi kullanılmış. Yani Allah gönderdiği kanunlar. Erkeğe vazifeler vermiş, kadına vazifeler vermiş. Kadının hakları var, erkeğin de hakları var. Bir erkek, Müslüman bir erkek... kendi vazifelerini öğrenir. Bunu yapar. Hanımının haklarına riayet ederse, kadın da kendi vazifelerini öğrenir, bunu yapar ve kocasının haklarına riayet ederse o zaman problem olmaz. Peki problem nerede başlıyor? Sınır tecavüzü. Hududu geçmek. Erkek dinden uzaksa, İslamiyet'i bilmiyorsa, nefis kendi nefsi düşünceleri ön plandaysa, ve e, şimdi din unutulunca örf vaadetler adetler dini yerine geçer. Kendi düşünceleri dini yerine geçer. Efendim erkeğin dediği olur. Ben istediğimi yaparım. Kadın aynı şekilde itiraz etme hakkı yoktur. Böyle bir düşünceyle yaklaşacak olursa, bu şekilde hareket edecek olursa sınır tecavüzü vardır burada. Hududu geçiyor. Yani Allah-u Teala'nın tayin ettiği sınırı geçiyor. Geçince, ya geçince burada kavga olur. E bu kadın bir yere kadar sabreder. Bir gün gelip katil de olabilir. Ve hatta aynı şekilde psikolojisi bozulur hastaneye düşer. Bakırköy'e düşer. Ee, yuvası bozulur. Yani evdeki diğer hizmetleri aynı şekilde görmeyi şansı ortadan kalkar. Ortadan kalkar. Kadın da aynı şeyi aynı uygulamaya kalkacak olursa psikolojik olarak hani bedeni e, şey gücü yetmiyorsa bile öbür türlü aynı şekilde yapacak olursa netice itibariyle bunu tepesine attırır. Yani bir gün ne olur? Ya bu cinayetle biter. Veya aynı şekilde bunlar boşanır. Başka türlü aynı şekilde olması söz konusu değil. Şimdi e, beş vakit namazını kılan dinin emirlerini riayet ediyor görünen bir takım insanlar da mesela böyle şeylerin içine düşebiliyor. Böyle böyle aileler de çok. Mesela adamdan şikayet ediyor hanım işte. Beş vakit namazını kılıyor ama diyor. E, hani benim haklarıma tamam iki taraflı ama e, öbür taraftan da e, adamın bunu bildiği halde yapması işin e, içine nefsin artık tamamen hakim olduğunu gösteriyor değil mi? Yani, yani İslamiyeti bile bile unutmuş. Yapıyoruz. Yani bir de bir de yapıyor. İslamiyeti unutmuş. Daha doğrusu oraya taciz ediyor. Onu rahatsız ediyor diyor. Ee, ...ya onu öyle yapacağına... ...beğenmiyorsan açık açık dersin ki... E, ...bizim aynı şekilde bu yuvayı... ...devam ettirme mümkün değil... ...gel yollarımı ayıralım... ...onu açıkça söyle... ...niye şiddet uyguluyorsun... ...niye aynı şekilde psikolojik baskıya... ...aynı şekilde tabi tutuyorsun... ...veyahut da kadın aynı şekilde bir yere gidemeyecekse... ...çaresizse... ...onunla aynı şekilde kedinin fareyle oynadığı gibi... ...oynamanın da bir alemi yok... ...bir gün sen onunla oynarsın... ...seninle de bu oynayan çıkar meydana... ...hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz... Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, suresinin suresi 7, 8, 7, ve 8. ayet-i kerimesinde ve men ya'mel hayran yara men ya'mel şerran yara. Sadakallahu'l-Azim. Yani orada meali itibariyle zerre kadar iyilik yapan bunun karşılığını görür buyuruyor. Zerre kadar kötülük yapan da bunun karşılığını görür. Bunu unutmamalı. İster kadın yapsın, ister erkek yapsın. Hududu Sınırı geçen bunun karşılığını görecek. Bugün hani erkek bedenen kadından güçlü e, yaratılmış. Onu aynı şekilde namaz kıldığı halde bu gücünü kadını ezmek için kullanıyorsa sanmasın ki bu yanına kar kalır. Sanmasın ki bu yanına kar kalır. Eğer dünyada verilirse öpsün başına koysun. Ya ahirete bırakılırsa? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hanımını dövenin yarın mahşer gün davacısı ben olurum. Hayda. Hadi çık çıkabilirsen bakalım orada davacısı ben olurum buyuruyor. Bir Müslüman hanım ehli sünnet itikadındaysa, iffetini koruyorsa, Allah Teala'nın emrettiği şekilde beş vakit namazını kılıyor, tesettürüne riayet ediyorsa, e sen daha bu zamanda ne bekliyorsun ki bundan? Başka ne bekliyorsun? Evine, çoluğuna, çocuğuna aynı şekilde muhafız oluyorsa, muhafız oluyorsa, iffetin namusunu aynı şekilde koruyor, evine yabancıyı almıyorsa, sen hala buna zulmediyorsan allah Teala verdiği bir nimete mankörlük ediyorsun. Bir gün o nimet elinden alır ve öyle birisi de gelir ki, öyle birisi de gelir ki, çok özür dilerim, tenzih ederim de ben küçükken mesela babaannemler ve da annemler onlar böyle kendi aralarında anlatırlarken dinlediğim bazı şeyler vardı. Sonra büyüyünce mesela kitaplar okuyunca dedim onlar dedim, durup dururken söylemiyorlar. Onlar biraz çok kaba söylüyorlardı. Ağzına bilmem ne eder derlerdi. Sen buna zulm Cenab-ı Hak öyle birisini musallat eder ki ağzına bilmem ne eder. Hanyayı Konya'yı görürsün ya. Yani. Aynen öyle yapar. Aynen çok affedersin özür dilerim yani. ama bugün Müslüman tesettürlü ondan sonra evine... Ee yabancı erkek sokmayan, ondan sonra ne bileyim kocasının istek ve arzularını yerine getiren, ona hizmet eden bir kadına zulmediliyorsa, bir hanıma zulmediliyorsa bir gün gelip bu biter. Veyahut da o eceli gelir vefat eder. Ondan sonra bu da böyle nefsine şey yaptığı için bir tanesi Allah'ın kullanır falan girer. Sonra da o kadın hem gider başka erkeklerle aynı şekilde aç nefiş ne yapar? Bunun göz önünde yapar. Hem de bunun gırtlağını sıkar. Bu da gıkını çıkaramaz. Bu da kıkırı çıkaramaz. Ondan sonra ah der ama işten geçer. Yani alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Muhakkak çıkar. Çünkü mazlumun yardımcısı allah Teala'dır. Dolayısıyla bir ailede huzurun meydana gelebilmesi için kadının da erkeğin de İslamiyet'in emrettiği şekilde karşılıklı hak ve vazifeleri iyi bilmeleri, haklara riayet edilmeli, vazifeler yerine getirilmeli ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan etmiş olduğu nimetin de kadir ve kıymetini bilmeli. ...evin diyelim ki ihtiyacın nafakasını eğer erkek temin ediyorsa... ...bu kadın da aynı şekilde nankörlük etmemeli. Ona saygıda ve hürmette kusur etmemeli. Hani diliyle onu incitecek. Hani demin siz söylediniz ya... ...hani eliyle tamam bir daire edeyim ama diliyle... ...akrep gibi gelip gelip iki de bir aynı şekilde... ...sokarsa bu nankörlüktür. Bu bir yapılır, iki yapılır, üç yapılır sonra... ...Gayretullah'a dokunur bu. Gayretullah'a dokunur. Bunun ikisi de aynıdır böyle... Diyelim ki Ehl-i 5 beş vakit namazını kılan bir erkek çoluğuna çocuğuna helalden kazanıyor. Ama kadın durmadan aynı şekilde iğneleyip duruyor. Bu nankörlüktür. Nimeten nankörlüktür. Tersi Ehl-i Sünnetlik Salih saliha bir hanım beş vakit namazını kılıyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapıyor. Erkek de aynı şekilde habire bunu iğneleyip duruyor. Diliyle, eliyle habire eziyet ediyor. Bu da nankörlüktür. Bu da nankörlüktür. Bu çift taraflıdır. Ve Cenab-ı Hak bu nimeti ikisinin elinden alır sonra başına öyle bir şeyler musallat olur ki işin içinden çıkamazlar. Bir, bir dinleyicimizin yine bir mesajı var. Ee, bir hanım dinleyicimiz. İşte yine bu tesettürlü e, ve bey de yine işte beş vakit namazını kalan birisi. Bizi de dinleyen birisi. Ee, kadının anlattığı şey şu. İşte beyi istiyormuş ki evin içerisinde işte bir takım işte dedi kıyafetler falan giysin. Hani değişik şeyler olsun. Ee, onları istiyormuş. Ee, ve istediği şeyler hani ne bileyim mini etek gibi şeyler mesela. Onları görmek istiyormuş falan üzerinde. Kadın da diyor ki ben bundan çok rahatsız oluyorum yani kendimi kötü hissediyorum tamam yine de süsleniyorum filan onu, onu ama o tür şeyleri de giymek istemiyorum yani bu, bu hani mübah bir şey midir ya da hani o, olabilir mi evin içerisinde zorlaması en azından hani uygun mudur? Şimdi Mustafa Bey evin içerisinde kadıncağızın aynı şekilde e, erkekte kadında kaba evretirler kapalı olma kaydı şartıyla serbesttirler. Ama üçüncü, dördüncü şahıs gelmeme kaydı şartıyla. Yani. E, sadece birbirlerine. Birbirlerine. Fakat buna rağmen, fakat buna rağmen ee, rahmet melekleri girmez buyuruyor. Bu adamın derdi ne? Yani hanımından bunları talep etmek suretiyle. Hanımı hani rahmet meleklerinin girmesine mani olacak kılık kıyafet içerisinde. Bir de kendini Küçen. düşürmüş de hisseder bir insan değil mi? Yani minnet hani, e, yani, etki Niye e, giyeyim ki? E, yer yani bu hani beş vakit namazını kılmış olsa bile İslamiyeti anlamamış demektir. Bunun talebi nedir? Ama bunun talebi dışarıda aynı şekilde görmüş olduğu, katılan, kızılan evet. neyse aynı şekilde nefsini Onu tatmin istiyor. etme. Nefsini tatmin etmek istiyor. Ee, ve e, nefsinin isteklerini yerine getiriyor. İslamiyet'in emri değil bu. E hem işte isterdi her şeyi de helal defalarla peşmekken de falan filan. Bunun sonu yoktur. Bunun sonu yoktur. Ne olacak o zaman? Hani karısı da dese ki benim de aynı şekilde dışarı çıkınca senin şortla aynı şekilde dolaşmanı istiyorum falan. Ne olacak şimdi erkek yerine mi getirecek bu? Şortla mı dolaşacak o? kıllı bacaklarını aynı şekilde dışarıda göstermek suretiyle. Çar bacaklarını, kıllı bacaklarını dışarıda göstermek suretiyle. Yani acayip garip bir şey. Hem Müslümanım diyeceksin, hem de İslamiyet'in bildirdiği emirlere. Ya ben böyle istiyorum ha, sen öyle istiyorsan İslamiyet'le bağlantısı yok. İşte siz başlangıçta bir söz söylediniz. Beş vakit namazını kıldığı halde. Mustafa Bey bu adet olarak kılıyor demektir. Hmm. Adet olaya kılıyor demektir. Yani zorladığın zaman, zorladığın zaman hanımından bunları talep eden bir kimse, ...hanımından bunları talep eden bir kimse... E, ...yarın bir gün başka şeyler de talep eder... ...talep eder... ...çünkü zaman zaman sitede geliyor... ...çok mahrem şeyler geliyor... Yani. ...erkek mesela diyor ki... ...yok efendim beraber olduğumuzda işte... E, ...o e, internet sitelerinde gördüğümlerine... ...şunu yap bunu yap falan filan... ...cinsellik olarak... Yani. ...çok özür dilerim tensiye ederim yani. de... ...bunları da talep edecek... E, ...zaman zaman böyle sorular geliyor... Yani. E, ...biz mesela Türkiye'de gelsin bizim sayfadayken... ...geliyordu böyle... İşte kocam şöyle bir talebi var... E, ...yine aynı şekilde... E, buna benzer, uygunsuz, nice şeyler aynı şekilde geliyor. Sona bakıyorsun adam e, diyor ki benim kocam hafız, benim kocam imamatı bitirmiş. İmati bitirmek, hafız olmak, İslamiyet'i bilmek demek değildir. Beş vakit namazı kılmak da yeterli değildir. Adet olarak kılan çok ama İslamiyet'i bilen ve tatbik eden çok az vuruluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de azdır, azdır, azdır. Peki çare nedir? Çare gerçekten aynı şekilde, gerçekten aynı şekilde bir erkek ve bir kadın efendim biz evet nefsimize uyduk. Biz tövbe ettik. Nasıl hareket edeceğiz? Evet. Diyorsa o zaman tam ilmi hasadi de bir kitabını açacak. Önce itikadını düzelecek. On sana haramlar, helaller. Kadın için haram, erkek için haram. Ayrılan yerler var. Müşterek olan yerler var. Bunları öğrenecek. Ondan sonra herkes bunu kendisine hayatına geçirecek. allah Teala emirler bildirmiştir. Yani da, daha doğrusu ilaçlar bildirmiş. Bu ilaçlar kullanılmadığı müddetçe tedavi olması mümkün değil. Ve evde huzurun olması da mümkün değil. Evde huzurun olması da mümkün değil. Ya ondan sonra o evde aynı şekilde e, sen böyle dolaşacaksın, şeytanlarla iç içe olacaksın. Sonra da gönül huzuru olacak, bilmem ne olacak falan. Aa, bu kadın mesela diyelim ki böyle bir teklifte bulunan bir adam, hanımı mini tekli dolaşsa, dekolte kıyafetlerle dolaşsa, uryan bile dolaşsa bir müddet, bir müddet sonra ondan, ondan aynı şekilde göre göre ne yapacaktır? çok özür dilerim de eti göre göre et parçası netice etmen et parçası şeklinde görecek. Bu sefer hanımına karşı ancak şehvet duygular da körülecek. körelecek. Peki ondan sonra ne talep edecek? Çok affedersin bir hayvan gidip onunla mı yatacak? O da gidecek yani. Sonu yok yani. Bu işin talebin sonu yok. yok. E siz de görüyorsunuz Hı. ve gazetelerde intikal ediyor. Biz dinleyenler de görüyor. Adam parayı görünce ne yapacağını çıldırıyor. Bir sürü kadınla kızla aa, düşüp kalkıyor. Erkek. E sonra yetmiyor. Sefer erkeklerle aynı şekilde düşüp kalkıyor bu. O da yetmiyor. Eroiniydi. Ondan sonra ne bileyim ben esrarıydı, ee, bilmem nesiydi. onları deniyor. Sonra bakıyorsun. Bir gün aynı şekilde e, ne diyorlar ona? Eroini fazla yüklemeye. E, e, bir altın vuruş yapıyor. Ha, altın vuruş yapıyor. Bir köprü altında. Ondan sonra güle güle. İnna ve inna inna İnehinajou. Nereye gitti? Cennete gitti. Yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Nefsine uyan, nefsine uyan, nefsinin isteklerine talep ettiği zaman ona ulaşınca bıkar ondan ve bitirir. Onun için İslamiyet'i doğru olarak öğrenip ona ittibadan başka çare yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.